Canım arkadaşlarım hepinize selamlar. Ben Sevmele Hoca, Sevmeyle Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Sevgili 10. sınıflar bu video sizin için çünkü sevgili arkadaşlarım 1. dönemin 2. yazılı haftasındayız. Ve sizlerin de duydum ki matematik yazılısına hazırlanmaya ihtiyacınız varmış. Hem ben koşar adımlarla imdadınıza yetişiyorum arkadaşlar. Evet 10. sınıflar 1. dönem 2. yazılı hazırlık çalışması adlı videomuz için kullanacağımız pdf'i açıklama kısmına ben sana ücretsiz link biçiminde koydum arkadaşlar. Oraya tıklıyorsun tabletine, telefonuna, bilgisayarına her yere indirebilirsin. Çıktısını alabilirsin. Gayet kaliteli pdf'ler tamamı benim sorularından oluşuyor. Ve sevgili arkadaşlarım bu soruları birlikte çözdüğümüz takdirde beraber hazırladım, hazırlandığımız takdirde sınavlardan Allah'ın izniyle şöyle minimum 90 puanlar alıyoruz arkadaşlar ve kafamızdan matematik yazılısı gibi bir dert artık kalmıyor. Evet gençler hazırsanız geçelim dersimize. Evet demiştik ya PDF açıklama kısmında ücretsiz biçimde indirebilirsin. İlk sorumuza bir bakalım. Şimdi sayma konusunun sevgili arkadaşlarım soruları bunlar. 4 evli çift ve dört tane de bekardan oluşan 12 kişilik bir arkadaş grubu düz bir sıraya bekarlar yan yana gelmeyecek ve çiftler daima yan yana olacak şekilde diyor. Şimdi çiftleri sevgili arkadaşlarım şu şekilde birbirine bir hayat bağıyla bağlanmış biçimde düşünelim. Bu çiftler şunlar da tek bekarlar arkadaşlar toplam 12 kişi etti. Şimdi gel gelelim ki diyor ki bunlar yan yana düz bir sıraya oturacaklar ama diyor bekarlar yan yana gelmesine. Peki bunu nasıl mümkün kılarız? Önce deriz ki çiftler siz istediğiniz yerlere bir yerleşin bakalım. Çiftler bir arada olacak şekilde aynen bu şekilde yerleştiler. Daha sonrasında şuradaki bekarlar var ya o bekarlardan bir tanesini aldım. Burada ya buraya oturur ya buraya ya buraya ya buraya ya da buraya. Yani toplam 5 tane ihtimal var. 5 çarpı varsayalım ki Birinci bekar buraya geldi. Şimdi geldim ikinci bekara. İkinci bekar için burası, burası, burası ve burası. Yani toplam 4 tane durum kaldı. Dolayısıyla çarpı 4. O halde diğeri çarpı 3 ve diğeri çarpı 2 diyeceğim. Böylelikle artık yerleşim sağlandı dedik. Şimdi bir de demiştik ki çiftler daima yan yana olsun. E çiftler daima yan yana ise bu çiftler de kendi aralarında 4 faktöriyel biçimde yer değiştirebilir. Bak çiftler yer değiştirebilir. Tabii bir de çiftler mesela şu iki çift kendi arasında sağlı sollu yer değiştirebilir. E burası iki faktöriyel biçimde yer değiştirir. Çarpı 2 faktöriyel. E diğeri de iki faktöriyel. Bu da iki faktöriyel. Bu da iki faktöriyel. Dolayısıyla 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel dedim. İşte cevap bu. Hocam şurası 120 yapıyor zaten. Şu kısım bize 16'yı veriyor. Şurası da 24'tü. Demek ki 120 çarpı 24 çarpı 16 bize cevabı verir. Cevabı biraz daha kısaltabiliriz. Mümkün. Şurası şimdi 5 faktör geldi biliyorsun. Şu 24'ün içerisinde bir 6 çarpanı var. 6 çarpanı var. Bir de 4 çarpanı var. 4 kere 16 bize 64'ü verir. E şurası da zaten 6 faktör yeldir artık. Demek ki artık ben cevabıma 64 çarpı 6 faktör geldi diyebilirim. Eğer... Yazılınız seçenekli ise seçeneklerde bu vardır, bu yoktur. Tamam? Seçeneklerde olan şey 64 çarpı 6 faktöriyeldir diyebiliriz. Evet, devam ediyorum ikinci sorumuzdan. 12 sorudan oluşan ve soruların seçmeli olduğu bir sınavda bir öğrenciden 9 tane soru seçip cevaplaması istenmiş. Şimdi 12 soru var ama 9 tanesini cevapla diyor hoca. İlk 4 sorudan en az 3'ünü cevaplamak zorundaymış. Şimdi 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, nasıl bir ses 9, 10, 11, 12. Şimdi bak ilk 4 sorudan şuradan en az 3 tanesini cevap ediyor. En az 3 tane. Tamam mı? Pekala. Diğerlerinden de buna göre. Şimdi eğer ki bu taraftan 3 tane cevapladıysa bu taraftan 6 tane cevaplayacak. Bu taraftan 4 tane cevapladıysa bu taraftan 5 tane cevaplayacak ki toplam 9 tane soru cevaplasın. O halde biz ihtimallere göre davranacağız. İlk 4 tane sorudan herhangi 3 tanesini seçtim çarpı sondaki 8 tane sorudan da herhangi 6 tanesini seçtim. Böylelikle 9 soru seçip çözmüş oldum. Ya da ilk 4 sorudan 4 tanesini seçip son 8 tane sorudan ki son 8 tane sorudan sevgili arkadaşlar 5 tane cevaplayacaktı. 8'in beşlisi dedim. Artı değil tabii ki çarpı orası. Özür diliyorum. Şimdi olay devam ediyorsa sen de çarpmaya devam edeceksin. 8'in beşlisi. Cevap bu. 4'ün üçlüsü 4. 8'in altılısı 8'in ikilisidir biliyorsun. O da 28'dir. Artı 4'ün dörtlüsü 1 ve 8'in beşlisi 8'in üçlüsüdür. 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 3 faktöriyel dersek e, burası da bize neyi verir? Tabii ki sevgili arkadaşlarım 56'yı verir. 4 kere 28 artı 1 kere 56. Bunu da kolay yoldan 4 kere 28 artı 2 tane 28 derim. Sonuçta 56 yapar orası. Ve burası da 6 kere 28'i verir. 120 artı 48'den 168 bize cevabı verecektir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Evet gençler devam ediyorum. Üçüncü örneğimle bir çember üzerindeki 6 tane noktadan geçen en çok kaç farklı doğru vardır demiş A şıkkında. Şimdi A şıkkını çözelim. A şıkkı için şimdi 6 tane noktadan geçen en çok kaç tane doğru vardır diyor. Ben 2 tane noktadan herhangi 2 tanesini seçtiğim takdirde buradan 1 tane doğru geçer. O halde burada 6 tane nokta var ya. 6 tane noktadan herhangi 2 tanesini seçersem her birinden birer tane doğru geçecektir. Dolayısıyla 6'nın ikilisi 15 bize cevabı verir. B şıkkına baktığımız takdirde ise bu noktaları köşe kabul eden en çok kaç farklı üçgen çizilebilir? Üçgen oluşturması için 3 tane noktaya ihtiyacımız var. Mesela bunu, bunu ve bunu seçerseniz eğer üçgenimiz aynen bu şekilde oluşacaktır. Dolayısıyla artık şunu söyleyebiliriz ki 6 tanesinden herhangi 3 tanesini seçecek olursam bunlar bana birer tane üçgen verecektir. 6'nın üçlüsü 20 olduğu için cevabımız 20'dir diyebiliriz. Evet 3. örneğimizi de çözdük ve devam ediyoruz çalışmamıza 4. sorumuzda. İnşallah senin de notun aha da şurada yazdığı gibi A plus olacaktır. Evet. SML hoca harflerinin kümesi verilmiş. A kümesinin elemanları kullanılarak ilk ve son harfleri sessiz harflerden oluşan kaç farklı 7 harfli anlamlı veya anlamsız kelime yazılabilir? Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 dedim. İlk ve son harfi sessiz harflerden oluşacak ki bizim bu kümemizdeki sessiz harfler S, M, L, H ve C. Dolayısıyla ben artık şunu söylüyorum. Burada toplam 5 tane sessiz harften bir tanesini şuraya getiririm. 5, bir tanesini buraya getiririm. Çarpı 4. 5 kere 4 yaptım. Tamam mı? 5 kere 4. Şöyle 5 çarpı 4 dedim. Çarpı şimdi araya, şuraya. Kaç tane harf kaldı? 5 tane. İşte onlar da 5 yani biçimde sıralanabilir. 5 kere 4 20 yapar. 20 çarpı 5 faktöriyel 120'dir. Bunları çarparsam 2400 bana cevabı verir. Gönül rahatlığıyla bunu söyleyebilirim. Evet dördüncü sorumuzu da çözdük. Devam ediyorum. 5'te torbalardan rastgele birinden bir tane top çekiliyor. Birinci torba, ikinci torba var. Burada iki tane siyah, üç tane beyaz. Burada bir tane siyah, bir tane beyaz var. Ve çekilen topun da siyah olduğu biliniyor. Bir numaralı torbadan alınmış olma ihtimali nedir diye soruluyor. Şimdi siyah olduğunu biliyoruz ya biz artık. Siyah olduğunu biliyoruz. Peki bir numaralı torbada kaç tane siyah top var? Şu şekilde iki tane var. İki numaralı da kaç tane var? Bir tane var. Ben artık siyah olduğunu biliyordum ya. Bu topun birinci torbadan geliyor olma ihtimali e, istenen durum 2, tüm durum 3 olduğu için 2 bölü 3'tür diyeceğiz. Aşırı derecede çeldiricili ve akıl oynatan bir soru gençler. Devam edelim 6. örneğimize. E örnek uzay. A da örnek uzayın bir alt kümesi olmak üzere. A'nın olma olasılığıyla A'nın olmama olasılığının 4 katı 7 bölü 3'müş. Ben bunu şu şekilde yazmak istiyorum izninle. A'nın gerçekleşme olasılığıyla A'nın gerçekleşmeme olasılığı artı 3 tane A'nın gerçekleşmeme olasılığı diye yazmak istiyorum. Ki bu da 7 bölü 3'müş. Şimdi dikkat edersen eğer şu kısım yani A'nın gerçekleşme olasılığıyla gerçekleşmeme olasılıklarının toplamı 1'dir. İşte ben bu 1'i bu tarafa 7 bölü 3'ün yanına atacak olursam 3 tane A'nın gerçekleşmeme olasılığı 7 bölü 3 eksi 1 olarak karşımıza çıkar ki bu da 4 bölü 3'ün ta kendisidir. Şimdi artık olay ne? 3 tane A'nın gerçekleşmeme olasılığı 4 bölü 3 ise her iki tarafı 3'e bölersem A'nın gerçekleşmeme olasılığı 4 bölü 9 olarak karşımıza çıkar. Bizden de bu istenmişti. O halde doğru cevabımız 4 bölü 9'dur diyeceğiz gençler. Devam ediyorum 7. soruyla. Bir atıcının hedefi vurma olasılığı 2 bölü 5'tir. 2 bölü 5. Bu atıcı art arda 3 tane atış yapacak. Atıcının bu 3 atıştan en az ikisini vurmuş olma ihtimali. Şimdi... En az iki tanesini vuracaksa iki tane vurmuştur, bir tane vuramamıştır ki bunlar şu şekilde gerçekleşebilir. En az ikisini vurmuş olasılığı diyor, vurmuş olma olasılığı soruluyorsa üçünü de vurmuştur. Demek ki bu dört durumun toplamı bizden isteniyor. Öncelikle birinci durum için birinci atışı vurma olasılığı 2 bölü 5, ikinci atışı vurma olasılığı 2 bölü 5 ve üçüncü atışı vuramama olasılığı 3 bölü 5'tir. Aynı şekilde şuna bakacak olursam birinci atışı vurmuş olsun, ikinci atışı vuramamış ve üçüncü atışı vurmuş olsun. Aynı şekilde bu da birinciyi vuramamış 3 bölü 5, ikinciyi vurur 2 bölü 5 ve üçüncüyü vurur 2 bölü 5. Şimdi şu, şu ve şu hepsi birbirine eşit mi? Eşit. O halde ben diyeceğim ki bunları bir çarpayım. 12 bölü 125 yapar. Bunlar 3 tane olduğu için 3 ile çarptım ve 36 bölü 125 dedim tamam mı? Şimdi buraya geldim. Hocam hepsini vurmuş olma olasılığı da 2 bölü 5 çarpı 2 bölü 5 çarpı 2 bölü 5'tir. Ki burası da 8 bölü 125 yapar. O halde bu ikisinin toplamı bana cevabı verir. Toplarsam 44/125 bölü 125 gelecektir. Bu da bize cevabı verir sevgili arkadaşlar. Evet bu sayfayı bitirdik. Sayfamıza şöyle uzaktan bir bakalım. Umarım senin de sayfaların, çıktıların tabletteki görüntünün, telefondaki görüntün bu şekilde dolu doludur. İnşallah. Yazılıda da bu şekilde dolu dolu bir kağıt verirsin ve ilk sayfan senin de full olur. Full çekmiş olursun. Evet devam ediyorum 8. sorumla bir diğer sayfada. 2x artı y'nin 7. kuvveti ifadesi x'in azalan kuvvetlerine göre açıldığında baştan 4. terimin katsayısı kaçtır diye sorulmuş bir binom sorusu. Biliyorsunuz binomda bir formül var. Neydi o formül? R artı 1. terim formülüydü. R artı 1. terim formülümüz bizim neydi arkadaşlar? Baştan R artı 1. terim formülü. Ee, eğer x artı y'nin eninci kuvvetinin açılımını yapıyorsak n'in r'lisi çarpı x üzeri n r çarpı y üzeri r'ydi. Bu formül sana soruların %99'unu çözdürür binomda. Tamam mı? Şimdi formül buysa madem öyle baştan dördüncü terim soruluyor. R artı 1 4 ise R kaçtır arkadaşlar? 3'tür. N kaç burada? 7. 7'nin üçlüsü diye başladım. Çarpı 2x'in 7'den 3'ü çıkardım. Dördüncü kuvveti çarpı y'nin küpü dedim. 7'nin üçlüsü 7, 6, 5 bölü 3 faktör yeri olduğu için 35'tir. Çarpı 2'nin dördüncü kuvveti 16'dır. Çarpı x üzeri 4 çarpı y'nin küpü dedik. Şimdi baştan dördüncü terim buymuş. Bunun kat sayısı da zaten şu iki sayının çarpımıdır. 35 kere 16'dır yani cevap. Bu da bize neyi verir acaba biraz düşünelim. 560'ı mı veriyor? 2 kere 35 70. 8 kere 70 560. Güzel. Cevabımız 560 olacaktı diyebiliriz. Bir de burada bak senin kafanı çok karıştırır bu. Ben öğrenciyken kafamı çok karıştırıyordu. x 2y'nin 8. kuvveti ikisini azalan kuvvetlerine göre açıldığında sondan 3. terimin kasayı. bak sondan. Şimdi bak sondan 3. terim acaba baştan kaçıncı terim olur falan diye düşünmene lüzum yok. Senin yapman gereken taktik şu. Sen bu terimleri yer değiştireceksin. Eksi 2y artı x diyeceksin. Bunun 8. kuvvetini açacaksın. Bunun 8. kuvvetini y'nin azalan kuvvetlerine göre açacaksın. Ve baştan 3. terimi bulacaksın. Ne yapmış olduk biliyor musun? İfade şu şekilde dururken ben ters çevirdim. Bu şekilde aldım. X'in azalan kuvvetleri yerine Y'nin azalan kuvvetlerine göre hesapladım. Artık o zaman şunu söyleyebilirim. Sondan üçüncü terim yerine baştan üçüncü terimi hesaplarsam aradığımı bulmuş olurum. Ya, gayet güzel sağlam bir taktik bence. Şimdi o zaman baştan üçüncü terimi hesaplayacağım ya. R artı bir üçse R 2'dir. 8'in ikilisi çarpı eksi 2 y'nin 8'den 2'yi çıkardım. 6. kuvveti çarpı ve e, x'in 2. kuvveti diyeceğim. 8'in ikilisi 8 kere 7 bölü 2'den 28 gelir. Çarpı eksi 2'nin 6. kuvveti 64'tür. Çarpı y üzeri 6 çarpı x kare. ve bunun kaç sayısı sorulmuştu? Bize cevap 28 çarpı 64 olacaktı. Bu iki sayıyı çarparsan da olur. Çarpmasan da tam puan verecektir hocam. Tamam mı? 10. soru bir fonksiyon sorusu. Reel sayılardan reel sayılara tanımlı bir f fonksiyonunun kuralı verilmiş bize. Bu fx fonksiyonu için f1 kaçtır diye sorulmuş. Bu tarz durumlarda x gördüğümüz yere 1 yazarak fonksiyondaki 1'in görüntüsünü bulmuş oluyoruz. f1 1'in karesi eksi 2 kere 1 artı 5'tir arkadaşlar. Bu da 1 eksi 2 artı 5 yapar. Bu da bize 4'ü verir. f1 4'müş. F2'den F1'i çıkar demiş. F1'in 4 olduğunu zaten bulmuştuk. Bir de F2'yi hesaplayalım. 2'nin karesi 4, eksi 2 kere 2, artı 5 dedim. Bak burası da 4 olduğu için cort cort gitti ne kaldı 5. Demek ki bu da 5'miş. 5'ten 4 çıkarsa cevap 1 olur. Bir alttakine bakıyorum. fx artı 1 fonksiyonunun kuralını bul demiş. Şimdi öncelikle benim fx fonksiyonum neydi? fx fonksiyonum x kare eksi 2x artı 5'ti arkadaşlar. fx artı 1'i bulmak için x gördüğüm yere bu sefer x artı 1 yazacağım. x artı 1'in karesi eksi 2 tane x artı 1 artı bir de 5 ekleyeceğim. x artı 1'in karesini açarsam x kare artı 2x artı 1 gelecektir. Eksi 2 içeri dağıtırsam eksi 2x eksi 2 yapar ve sonuna da 5 ekledim. Şimdi ne oldu? x kare artı 2x eksi 2x birbirini götürdü. 1'den 2'yi çıkardım eksi 1. Buna da 5 ekledim artı 4 geldi. Demek ki fx artı 1 x kare artı 4'ün de ta kendisiymiş. Ve son olarak fx kareden fx'i çıkar demiş. Ben fx'in kuralını zaten biliyorum. x kare eksi 2x artı 5'ti. Önüne şöyle eksi koydum. fx kare lazım bize. fx kare içinde x gördüğüm yere x kare yazacağım. Yani x karenin karesi. Eksi 2 çarpı x kare artı 5 diyeceğim. Bundan bunu çıkaracağım. x üzeri 4 eksi 2x kare artı 5 dedim. Bundan da bunu çıkarırsak eğer bak. Içe, içeriye eksiği dağıtalım. x üzeri 4 eksi 2x kare artı 5 Eksi x kare artı 2x eksi 5 dedim. Bak buradaki artı 5 ile eksi 5'in gittiğini görüyorsun. Burada da eksi 2x kare eksi x kare daha eksi 3x kare yapar. O zaman cevabımız x üzeri 4 eksi 3x kare. Tabi bir de burada artı 2x'imiz var. Lütfen onu da unutma. İşte bu fark da sevgili arkadaşlarım bu ifadenin ta kendisiymiş diyeceğiz. Evet böylelikle 10. sorumuzu da bitirdik. Altta soru var mı? Yok. Hemen sağ üst tarafa doğru çıkıyoruz. 11. sorumuzu çözmeye. F birim fonksiyonmuş. F birim fonksiyonsa birim fonksiyonun kuralı neydi canım kardeşim? Fx eşittir x'ti değil mi? Yani içi dışı bir olan fonksiyona birim fonksiyon diyorduk. Şimdi fx fonksiyonu o zaman x'e eşit olmak zorunda değil mi? Evet. O zaman buradaki x karenin ne işi var diye sorarlar adama. Demek ki o x kare burada olmayacak. Yani ben bunun baş kat sayısını sıfıra eşitleyeceğim. O zaman buradaki sabit terim de olmayacak. Burayı da sıfıra eşitleyeceğim. Ama buradaki x kalsın istiyorum. O halde burayı 1 yapmam gerekiyor. Pekala m eksi 2 eşittir sıfır ise m 2'dir. k artı 5 sıfır ise k artı 5 sıfır ise k eksi 5'tir. Ve n eksi 3 bak onu dikkat et 1'e eşit diyordun. N eksi 3 1 ise n tabii ki de 4'tür. Şimdi ben bunları yerine yazarsam benden istenen şeyi bulmuş olurum. F m artı n demiş 2 ile 4'ü topladım 6. K'ya böl demiş eksi 5. F 6 bölü eksi 5 kaça eşittir diye sorulmuş. E ben zaten fx'in x'e eşit olduğunu biliyordum. Dolayısıyla cevabımız da eksi 6 bölü 5'in ta kendisi olur diyeceğim sevgili arkadaşlar. Evet devam edelim 12. örneğimizde. Bu bir sabit fonksiyonmuş. Sabit fonksiyonlar fx eşittir x biçiminde pardon özür dilerim o birimdi. fx eşittir c biçimindeydi ve c'ler birer reel sayı olmak zorundaydı. Yani sabit fonksiyonun temel mantığı şu içerisinde x değişkeni barındırmayacak. E i̇çinde x değişkeni barındırmayacaksa buradaki x kare ve buradaki x'ten tabii ki de kurtulmam gerekiyor. Dolayısıyla burayı sıfıra ve burayı da sıfıra eşitleyeceğim. O halde a-2 eşit sıfır ise a2'dir diyeceğim. B 2 eşittir 0 ise B de 2'dir diyeceğim. Böylelikle A ile B'yi bulmuş oldum. Getirip şurada yerine yazarsam da burayı 4 bulurum. Bak burası 0'dı burası 0'dı. Fx kaçmış arkadaşlar? Fx 4'ün ta kendisiymiş. Benden ne isteniyor peki? Hocam F 2023 isteniyor. Hmm bu kaçtır acaba? Tabii ki de 4'tür arkadaşlar. Çünkü sabit fonksiyonun tüm görüntüleri birbirine eşittir. İsterse orası f 1.987.653 olsun yine hiç fark etmez. Cevap yine 4 olacaktı. Evet 13. sorumuzdayız. fx doğrusal fonksiyon demiş. Bu soruyu iki farklı yoldan çözeceğim size. Hangisini isterseniz onu kullanın. Doğrusal fonksiyon diye başlıyorsa ilk olarak birinci yöntemde sen bu doğrusal fonksiyonu ax artı b olarak seçeceksin. Diyeceksin ki fx eşittir ax artı b olsun. Pekala şimdi devam. F2'yi vermiş bize. F2 nedir o halde? 2a artı b'dir. X gördüğüm yere 2 yazdım. Bu da kaçmış? 12 mi? Bir de f4'e bakalım. F4 neymiş arkadaşlar? O da 4a artı b'dir. Bu da 20'ymiş. Alttakinden üsttekini hemencik çıkaracaksınız olursanız... B'ler gider ve 2A eşittir 8 kalır. 20'den 12'yi çıkardım. A kaçmış arkadaşlar? 4. A 4 ise şurası 8'dir. B'ye de 4 kalır. Yani A da B'de kaçmış? 4'müş. O halde benim fx fonksiyonum ortaya çıkmış oldu. fx fonksiyonumuz neymiş? 4x artı 4'müş. Benden istenen şey f30. O halde x gördüğüm yere artık rahatlıkla 30 yazabilirim. 4 kere 30 artı 4 diyeceğim. Bu da bana 124 cevabını verecek. Bu birinci yöntemdi. İkinci yöntemde ise F2 12'dir. F4 de 20'dir denilmiş. Bizden istenen şey ise F30. Hemen şunu yapıyorsun. Buradan buraya kaç artmış? 2. Burası 2 artınca burası kaç artıyor? 8 mi artıyor? Bak. Her 1 arttığında o zaman 4 artıyor. Doğru mu? Doğru. 1'e 4 bir artış varsa burada kaç artmış? 26 mı? O zaman burada 26'nın 4 katı kadar artacak ki 26'nın 4 katı 104'tür. Burayı 104 artırırsam 124'ü yani cevabı bulmuş olur. Tamam Doğrusal fonksiyonlarda bunu yapabilirsin. Ne kadar arttığını, ne kadar azaldığını oranlayarak cevaba erişebilirsin. F fonksiyonunun tek fonksiyon olduğundan bahsetmiş. Tek fonksiyon polinom fonksiyonlarda üstleri şu şekilde tek olanlara. Tek fonksiyon deniliyor ve tek fonksiyonun en önemli kuralı f x eşittir. Eksi f x'i vermesi. Eğer bu sağlanıyorsa biz bu fonksiyona tek fonksiyon diyoruz. Pekala. Şimdi bak burada ne var? Eksi x. Ha, bak burası eksi fx o zaman. Değil mi? E bir 3 ile çarpmıştı. 3 çarpı o zaman eksi 3 tane fx olur. O eksi 3 tane fx'i bu tarafa gönderirsem 4 tane fx'i elde etmiş olurum. 4 fx eşittir. x üzeri 5 artı m eksi 2'ymiş hayda. m eksi 2 diyor. m'yi nereden bulacağım? Hocam tek fonksiyonlarda sabit terim bulunmaz. Sabit terim bulunmayacağı için de burayı benim sıfıra eşitlemem şart. Yani m kaçmış? 2'ymiş. Güzel. Fm soruluyor. Şimdi ben 4 tane fx'i biliyorum. Neymiş? x üzeri 5'miş artık burası 0 olduğuna göre. O halde 4 tane f2'yi hesaplayabilirim. Neden 2'yi hesaplıyorum? Çünkü m2 idi. 2'nin 5. kuvvetinden 32 yapar. Her iki tarafı 4'e bölecek olursam f2'nin 8 olması gerektiğini elde ederim. Doğru cevap da bu olacaktır. Evet gençler artık bu sayfamızı da bitirdik. Hemen sayfamıza uzaktan bakıp bir motive olalım. İnşallah Yazılı sayfanda bu şekilde dolu dolu ve doğru olacaktır. Geçtim bir diğer sayfama 15. sorudayım artık son 6 sorumuz. Arkadaşlar diyor ki fx ve gx'in kurallarını verdim ben sana fgx gfx e eşitsem k kaçtır? f bileşke gx demek ne demek? f'in içerisine gx fonksiyonunu yaz demek. Bu da g'nin içerisine fx fonksiyonunu yaz demek. Ve bunlar birbirine eşitmiş. F'in içerisine ben Gx'i yani 2x artı k'yı yazdığım takdirde G'nin içindeki 4x artı 6'ya eşit oluyormuş. Bak burası 4x artı 6 fx'ti. 2x artı k da gx'ti. Şimdi f'in içine yazacağım ya. F'deki x gördüğüm yere yaz anlamına geliyor. Dolayısıyla 4 parantezinde 2x artı k artı bir de 6'mız vardı onu unutmayalım. G'nin içerisine yazacaksam da 2 çarpı 4x artı 6 artı bir de k diyeceğim. Artık buradan k'yı elde edebilirim. 4 içeri dağıttım 8x. Artı 4k artı 6. Eşittir 2 içeri dağıtıyorum. 8x artı 12 artı k yapmış oldum. Her iki taraftaki 8x'lere bay bay. Jort jort. K'yı bu tarafa postaladım. 3K kaldı. 6'yı diğer tarafa postaladım. 6 oldu. İse her iki tarafı 3'e bölersem K'nın 2 olması gerektiğini öğrenebilirim. K sorulmuştu. Doğru cevap 2 idi deriz. Evet gençler 15. soruyu da kazasız belasız tam puanla atlattık. 10 sorul 10 puanlık bir soruysa 10 puanı cebe koyduk ve devam ediyoruz 16. sorumuzda. Fx'i x, x x kare g 1 eksi x ve haşiksi de kök x olarak vermiş f bileşke g bileşke hx soruluyor bize bu ne demek gençler f'in içerisindeki g'nin içerisindeki hx x demek aslında pekala Hx fonksiyonu neydi kök x'ti. şurası kök xmiş ben bu kök x'i g'nin içerisine yani şuraya yazacak olursam burası ne olur 1 eksi kök x olur ve bu 1 eksi kök x'i de f'in içerisine yazmam gerekiyor. Yani 1 eksi kök x'in bak burada içeri f'in içinde ne varsa karesini almış. Demek ki ben de bunun karesini alacağım. O halde bunun kuralı kök x'in karesi x eksi 2 çarpı 1 çarpı eksi 2 çarpı 1. çarpı 2. den 2 kök x ve 1'in karesinden 1 gelir. İşte arkadaşlarım f bileşke g bileşke hx'in kuralı x eksi 2 kök x artı 1'dir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Ve devam ediyorum 17. sorumla f ve g birer fonksiyon. fx'i 3x artı 8 olarak vermiş. f'in içerisinde gx yazınca da x'e eşit olmuş. Buna göre gx fonksiyonunu bul demiş bize. Şimdi fx dediğimiz şey 3x artı 8'miş bak gayet basit düşüneceğim. f içerisine aldığı değerin 3 katını alıp 8 ekleyince fonksiyonun görüntüsü oluşuyormuş. Ben f'in içine eğer gx yazarsam bunu da 3 tane gx artı 8 olarak elde etmem gerekiyordu ki bana diyor ki işte bu x'e eşittir. Ha, tamam gx'i sormuş gx'i yalnız bırakırım. 3 tane gx eşittir x 8 olacaktır. Her iki tarafı 3'e bölecek olursam gx fonksiyonu ortaya çıkar. x eksi 8 bölü 3 bana cevabı verir hem de mis gibi. Tamam. Bak bu kadar basit. Hocam siz çözünce basit oluyor tabi. Yani tabi olur lan yani biri bana bir şey anlatsa ben yapmasam o da basit olur yani mesela top oynarken de çok basit geliyor diyorum ki lan diyorum ne biçim ayağım var ya diyorum ben olsam atardım diyorum işte ben olsam atamazdım o ayrı mesele ama çalışınca atılır orası kesin ama futbolcular oynarken daha kolay geliyor mesela mustere falan böyle köşedeki örümcek ağını falan alıyor bazen böyle diyorum ki Lan diyorum yaptı adam da diyorum yani sonuçta kaleci yapar yani ama kalecilikle alakası yok. Çalışınca olur arkadaşlar. Siz çalışsanız sizde sizde de olur. Dolayısıyla ben matematik hocalarının da çok soru çözerek bu şekilde çok iyi sorular çözdüğünü, çok klas çözdüklerini düşünüyorum. Öyle bir anadan doğuma gelme bir öyle matematik zekamız falan olduğunu ben düşünmüyorum açıkçası. Hem istisnalar kaydı bozmaz tabii ki. Şimdi fx'in fx artı birin kuralını vermiş. G'nin tersinde 2x artı 5'in kuralını vermiş. F'in tersinde 6 artı G5 artı F2 ifadesinin değeri soruluyor. Öncelikle e, şunu diyeceğiz gençler. F2'yi sormuşa bak burada mesela. F2'yi elde etmek için x gördüğüm yere 1 yazarım. Böylelikle orası F2 olur. F2 eşittir. X gördüğüm yere 1 yazıyordum. 2 kere 1. 2, 4 ekledim 6 geldi. Bak burası 6'ymış. Şimdi unutma. G'nin tersi demiş ya ben şunu şuraya bunu buraya alırsam G'nin düzünü bulurum. Yani G'nin içerisindeki x eksi 1 2x artı 5'tir. Ben bana G5 lazım. G5'i elde etmek için G5 deyince G5 kaplumbağa aklıma geliyor. <laughs> G5 kaplumbağa. Şurası ne olur arkadaşlar? 6 yazarsam G5 elde ederim. Ki hala ısrarla <laughs> G5 dediğim zaman aklıma G5 kaplumbağa geliyor. 6'dan 1 çıktı. Burası G5. G 5 g 5 kaplumbağa. 6 yazıyorduk. 2 kere 6 artı 5. Lan ne çok ki 5 kaplı madde. 2 kere 6 12. 5 ekledim. Burası kaç yaptı? 17. Bak burası da 17'ymiş. Ciddiyetim kayboldu. Aslında çok ciddi birisi değildim. Öyle görünüyordum uzaktan. Yani. F'in tersinde 6. Hmm. Arkadaşlar. F2 6'ymış ya. Hop bunu buraya bunu buraya alırsan f'in tersinde 6'yı da bulmuş olursun. Bak bu da kaçmış? 2. Oo çok güzel. Burası da 2'ymiş. 2'ye 17 ekledim 19. Alt taraf zaten 6'ydı. Bu da bize cevabı verir. Doğru cevap 19 bölü 6 olacaktı gençler. G5. Evet devam. 19. <laughs> G5 demek ne demek acaba? Küfürse falan şu an var ya çok utandım ha. İnşallah küfürlü bir şey değildir G5. Ama yani G5 bence değildir ya. Küfür, küfür değildir. i̇lk işim Google'a yazmak olacak bunu. Yazıyorum hatta. Ya da neyse boşver. Fx artı 5 h'ın tersinde 2x artı 3'e eşitmiş. h bileşke f6. h bileşke f6 demek ne demek? h'ın içerisine f6'yı yaz demek. Değil mi? Peki e, nasıl düşünelim şimdi? Şöyle bir şey yapalım mı? Bak ben şuranın komplesini aldım. Bunun içine attım. Burayı da dışarı attım. Böylelikle h'ın içerisindeki fx artı 5'i elde edelim. E bu da 2x artı 3'müş diyebiliriz. Şimdi h'ın içerisindeki f6 lazım ya bize. Şurayı 6 yaparsam eğer h f6 gelir. Burayı 6 yapmak için x gördüğüm yere 1 yazmam gerekiyor. O zaman h içerisinde f6 eşittir. 2 kere 1. 2 artı 3'ten 5 geliyormuş. Cevabı bulduk. Tamam. Evet. Bak ne kadar şey görünüyor. Karışık. Böyle ne kadar menem bir şey görünüyor. Zormuş gibi görünüyor ama. Yani iki tane işlem arkadaşlar. Yazılarımız da böyle olacak. 20. sorumuz ve son sorumuz tabii. F içerisindeki fx ix'e yani birim fonksiyonu eşitmiş. Birim. Yani f içerisinde f x eşittir x'miş. Birim fonksiyon x'te değil mi? E şimdi ben bileşkelerini x'e eşitleyebiliyorsam demek ki bu bunun tersi olacakmış. Hmm. Pekala. Şimdi eğer ki f x eşittir a x artı b bölü c x artı d ise f'in tersini nasıl buluyordum? Burada sadece a ile d'nin hem yerini hem işaretini değiştirerek buluyordum. Yani Eksi dx artı b bölü cx eksi a olacağını bileceğim. E şimdi burada f f'in tersine eşitse f fonksiyonumuz buydu ya tersini alalım şimdi. Ben bunun tersini nasıl alacağım? Bak önce f'in e, kendisini bir düzgünce yazayım. Şunu şuraya bunu buraya alarak 3x artı a dedim. Şimdi bunun tersini alıyorum. Bak f'in tersi dx eşittir eksi ax artı 2 bölü 3x eksi 5. E şimdi bu buna eşitmiş diyoruz. Bak bu buna eşit. E buna eşitse eksi a 5'tir. Bak a eksi 5'tir. O halde sevgili arkadaşlarım a eksi 5'miş ya. a eksi 5'miş. Fonksiyonumuzda artık ben ne olduğunu biliyorum. Şurada eksi 5 yazacağını biliyorum. Bak burası eksi 5 imiş. Pekala. Şimdi bizden f'in tersinde eksi 5 isteniyor aslında. a eksi 5 diye. Eksi 5'i f'in düzünde de tersinde yerine yazsam olur. Çünkü f ile f'in tersi birbirine eşitti. yazalım o zaman. 5 kere eksi 5 artı 2 bölü eksi 5 artı 3 kere eksi 5 eksi 15. Üst taraf eksi 25 artı 2'den eksi 23. Alt tarafta eksi 20'dir. Eksiler giderse doğru cevabın 23 bölü 20 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Evet arkadaşlarım artık videomuzun sonuna geldik çalışmamız burada sona eriyor yaklaşık 34-35 dakikalık bir ders oldu beni dinlediğiniz için teşekkür ederim bundan sonraki yazılılarda da yine ben yanınızda olmaya devam edeceğim umarım sevgili arkadaşlarım sizlere bir katkı sağlamışımdır İzleyen tüm arkadaşlarımın temennim 90'ın üzerine notlar alması e, tabi hocam ben zaten 90 o zaman 98 al 99 al istersen full çek bu benim daha çok hoşuma gider evet Yazılardan sonra da kaçar not aldığınız, aldıklarınızı yazılar açıklan açıklanmaz. Videonun yorum kısmına yazarsanız ben de sizinle mutluluğunuzu veya mutsuzluğunuzu paylaşmış olurum. Sonraki videolarımızda ve yazılı hazırlık çalışmalarında görüşürüz. Sizi seviyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.